Arkadaşlar merhaba. Dün bize Torku Fremo çok güzel demişsiniz. Biz bakıp da ağlamıştık yani karar verememiştik. Çok güzel yazınca ikimize kurt düştü. Annemler gittiler, aldılar. Şimdi Ali bir tat denemesi yapsın bakalım, bir test yapsın. Evet, biz oruçluyuz. Şimdi Ali o yüzden bakacak tadına. Bir de bunun katı mı? 3 kiloluğu var. He. Ali yorumlarını annene söyle. Ali nasıl? Tam anlamadım. Biraz yemesi lazım. Bir yemek kaşığı getirin, bir kepçe getirin Ali'ye. He, katıymış. Hı. Ama tabii soğuktan şimdi o birazcık sıcakta baldan akışkan. Baldan da güzel. Baldan da. Baldan da mı güzel? O kadar mı güzel? Nasıl kokusu Murat? Güzel ya, fındık fındık kokuyor böyle. Fındık kokuyor. Bak ön yargılı davranmışsın. Ya Ülker Çokokrem de mesela fındık kokuyor ama ben Ülker Çokokrem'i sevmiyorum şimdi yani. Sarelle biraz daha yumuşak, biri bir kimisi daha ya, yoğun. Sarelle ya Nutella bu işin piri de. Evet. Niye aslında biz Nutella almıyoruz? Aslında bana sorarsan Nutella yani tek geçerim yani hiç rakibi bile yok. Hı. Ama Nutella'nın içinde şey var. Evet. Palmiyalı kanseri yol açtığı için. Ama hepsinde var diyorlar. Çikolataların içini de önce biz Murat'tan bekarken. Oku bakayım içeriğini. Ülker, kırmızı Ülker en güzel bunlar. Nesle, Şokella, o Milka'lar filan hepsi en güzel. Ben de bir Tadella, bir de Ülker çikolatalı gofret. Tadella onu seviyorum. Çok ağır. Dışınızı. En çok onu bilir biz herhalde değil mi Murat? Evet. Ülker kırmızı yer. Murat. Palmiyanı göremedim ben ama. Ha iyi iyi o zaman. Torku işte diğerinde de yok. Torku bir kutu annem de almış, bir kutu da Murat aldırdı böyle anneme arkadaşlar. Bakalım waffle'ların üstüne süreriz artık. Evet, bugün neye niyetlendik biz böyle? Ben kısa kolu giyecektim. Hemen başlıyor muyuz? Başlayacağız. Birazdan başlarız. Makineden hiç sesimiz duyulmuyor. Güldür güldür arkada. O zaman ben biraz yüksek sesle konuşayım. İyi, Zeynep'i uyandır. Arkadaşlar, bulgurumuzu ısıtalım. Bugün içli köfte yapacağız arkadaşlar. İçli köfte ne zamandır istiyorduk zaten. Videoları görüyoruz. Televizyon yemek programlarında yapıyorlar, ediyorlar. Aslında erteliyorduk. Oruçluyken yapmak biraz şey isterdin. Ne derler ona? Yani nefis işte. Nefsine insan şey oluyor akşam böyle. Akşam sahur yaparken Emine bana Nermin Yazıltaş'ın içli köfte videosunu izletti arkadaşlar. Bir canım çekti gece sahurda. Dedim, yarın biz de yapalım dedi. Dedi. İşimiz yapalım dedim de. Ben yapmayalım dedim. İnşallah tuttururuz bakalım güzelce. Evet inşallah. Macun gibi yapabilirsin irmiğini. Malzemeleri de çıkarttık oraya. İrmiğimizi, bulgurumuzu, her şeyi çıkarttık ettik. Bakalım. En azından ilk şimdi ıslanacakları ıslayalım da onlar yumuşaması beklesin. Aynen şu tencerenin içine ıslatalım bakalım. İrmiğimizi, bulgurumuzu, her şeyi suda kaynattım. Evet tamam. Fiyatı da 23.95'miş. 34 liradan indirime girmiş. İyiymiş o zaman. İyi de tadı da inşallah güzeldir. 23. Ali beğendiyse güzeldir ya. Ali'nin damak tadı çok. Ali'ye çikolata olsun. Yok yok, onun güzel damak tadı. Baldan bile güzel diyor. Ne diyor? Kesin güzeldir o zaman. İyi oldu ya, aldı. Burcu abla söyledi. Başka yine izleyicilerimiz söyledi. Evet. Biz de almaya niyetlendik böyle. İyi oldu. O gün almadı Murat. Evet arkadaşlar, şimdi tenceremizin içine 2 bardak irmik, 2 bardak bulgur koyuyoruz. 1 bardak da irmik koyuyoruz. Ya zaten neyse. Ya zaten halin yok, beni soktun içli köfte işine. 2 bardak bulgur. Evet. 1 bardak da irmik koyuyoruz. İrmiğimizi de koyalım. Yeni paket açtık. Bitmiş hepsi. Geçen de helva yaptım ya geçen ondan. Evet. Şimdi de üzerine 2,5 bardak kaynamış su ilave ediyoruz. Aynen. Şöyle ya, göstereyim. Neyse hemen devirirsin sen onu. Ne oldu? Ağırlaşmış bardak biraz. Zor kaldırdım. Benim ellerim daha şey dayanıklı. Hassas değil o kadar ince. Bizim komşu var bir tane. Ellerinin derileri çok ince kaşığı diyordu. Kaşığı. Yok yok, hemen kapatalım. Karıştırdım ya ben, yeter. İçmesin dedi. Hiçbir şey olmaz. O ne güzel şişecek. Gör bak şimdi. Tamam, o sizsin arkadaşlar.
Biz de bekleyelim o sırada. Siserken biz de gidelim azıcık uyuyalım. Ya iç harcını hazırlayacağız da şimdi daha çok erken girdik mutfağa söyledim ama Murat hemen yapalım hayır, istiyor. Hayır, bunun böyle şey olması lazımmış ya okuduğumuza göre. Ya kısırı yaparken 5 dakika 10 dakika bekletiyorsun hop şişiyor. Yani hamurumuzu çekti yapabileceğiz mi o bir görmek Murat istiyorum. Murat çok meraklıdır böyle şeylere o yüzden. Önceden göreyim yani. Zaten önceden görüyorsun Murat. Yani olmuyorsa vazgeçeceğiz yani yol yakınken. Olacak olacak. Hayır canım olacak olacak. Niye öyle düşünüyorsun? Olacak sen hiç üzülme. Bu akşam güzel bir içli köfte yiyeceğim. Limon da var iki tane buzdolabında zaten. Oh ceviz ama az var. Kıralım mı? Şurada yani bir çay bardağı kadar var. Kırılması lazım. Burada şişsin bakalım. İrmik ve bulgurumuz. Girdik gene mutfağa arkadaşlar. Hazırladık malzemelerimizi. Burada da ben buzluktan çıkarttığım kıymayı kavurdum. Şimdi ben de iç harcını hazırlayacağım. Bunun da çünkü soğuk olması lazım. Çok güzelmiş. Köfteci Yusuf'tan almıştık kıymayı. Çok beğendim. Çok güzelmiş. Suyla birlikte böyle iyice açtırdım, kavurdum. Murat da şimdi burada ne yapacak? Biz tencerede ıslattık ama şimdi burada da yoğuracağız. Böyle büyük bir kabın içine aldık ki rahat yoğurabilmek için. İrmik, bulgur. Şimdi buna bir çay bardağına yakın un girecekmiş. Biz bunu yapmıştık Murat'ta ama yıllar önce yani bir 6-7 sene önce daha Ali doğmamıştı, hamileydim diye hatırlıyorum. Yeter. Biraz daha koyayım mı? Yeter mi? Yeterdi bence ama. Bir çay bardağı un. Evet. Tam ölçüsünü yine yazarım. Bir yumurta. Önce baharatları mı ekleyeceksin? Baharat, şöyle yarım çay kaşığı. Karabiber. Tam çay kaşığı. Bir kaşık daha koy isteri. Dışı kırmızı kırmızı oluyor. Bu tatlı oluyor. Nasılsa. Aynen. Zarar yok bunun. Koyalım. Aynen. Bir ölçek tuzumuzu koyalım. Yarım koyduk. Çok tuzlu olmasın diye. Ha, tamam. İçine de ilave edeceğiz. Şimdi bir tatlı kaşığından biraz fazla da domates salçası. Domates salçası koyduk. Şimdi bunu güzelce yumurtamızı da kıralım. Yumurtayı unuttum. Murat hamuru yoğurdu. Şimdi 15 dakika dinlendirecek. Ben de burada iç harcını hazırlıyorum. Kıymamı böyle bir kuru soğanla birlikte güzelce kavuruyorum. İçine işte salça ekleyeceğim. Baharatlarını ve cevizini ekleyeceğim. Biraz da yağını koyalım. Bakalım yağ koymadık. Suyla kıymayı açtırdım. Tamam. İşte ocağın altı da kısıktı. Açalım. Ve harcımızı hazırlayalım bakalım. Bir kaşık domates salçası koydum. Şimdi tuzunu ekliyoruz. Pul biber seviyorsanız pul biber koyun. Kırmızı toz biber koyuyoruz biz. Yarım çay kaşığı yine karabiber. Evet arkadaşlar biz mutfağa girdik. Murat ceviz dövüyor havanda. Yeter herhalde Murat ya. Çok da şey yapmayalım. Ha? Çok da ince yapmayalım. Suyu çıkarmayalım mı? Tabii ya. Ben böyle dişe gelmesini seviyorum. Sen de tam tersi. Yo ben de seviyorum canım. Aa. Zaten öyle çok küçük de olmadı. Bak güzel. Tamam çok güzel. Tam oldu. Yani ceviz kabuklu var balkonda da onları da bir gün oturup kırmamız lazım. Şimdi de zaten uzun uğraşacağız bunlarla. Dedim şimdi oturup da ceviz hiç dedim şey yapamayacağım ben dedim. Yapamayacağım valla. Aylin küçükken öyle konuşuyordu. Hiç konuşamayacağım. Yapamayacağım. Sen bunu karıştır ben de elini ıslayıp tutayım bakayım. Yok kaseye su hazırla bence elini ıslayıp ne bir kere. Tamam öyle yap demek istedim de.
düşünüyorum, ağzımdan ne çıkıyor. Aynen öyle. Geçen de benden bir komik bir şey çıkmış videoyu sonradan izleyince fark ettim. Canım acıktı demişsin ya. He, canım acıktı, canım acıktı demişsin. Çok gülesim geldi ya. Yani böyle arada yanlış şeyler söyleyebiliriz ya da marketten aldıklarımızı da yani yanlış söyleyebiliriz. Kusura bakmayın. Yaptıklarımızı nereye koyacağız? Sen hele bir başla da bismillah. Ben diyorum ki Murat'a erken daha Murat girmeye o kadar de... meraklı ki böyle aynen, şeylere. Aynen. Teknoloji merakı gibi merak tuttu çocuğu. Ana Zeynep uyandı. Ay kız. Ana kim kalkmış? Şuna bak ya. Bak 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 bak. Hareketlere bak hareketlere. Aa. Ay günaydın. 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 Sen yap ben vereceğim. Yaptın mı? Evet Murat başladı bakalım. Tabii biraz şimdi deneme yanılma yöntemi falan. Yani. Bana da ver bakalım bir tane. Ver ben. Aa, oğlum çakmıyor. Çatladı. Olmaz. Elma istiyor Zeynep de. Hemen uyanır uyanmaz gözünü elmayla aç. Rüyasında elma görmüş çocuk. Allah Allah. Yani şaka yapıyorum ama baksana elma istiyor hemen. Çok seviyor elmayı. Çok. Kız sen elma canavarı mısın? Kız sen elma canavarı mısın? Hemen de şımarıyor. Hemen hemen. Teknik bir hata mı? Ne oldu ya? Ne bileyim. Yaptıklarını tepsiye koydun mu Murat? Ha? Ya tepsi dursun burada ya. Yaptıklarımı nereye koyayım? Yaptıklarımı nereye koyayım? Al tepsi koyduk önüne. Hadi bakalım hadi. Çalıştır parmakları. Yapabiliyorum da yani olabildiğince ince yapmaya çalışıyorum. O zaman da çatlar. O zaman da evet. Çatlamamasın için. Al Zeynep. Al. Koş abi. Size bir tane dolduralım bakalım ya. Çekmiyor. Uzatmışsın kollarını. Şimdi yırtılmasın diye hareketlerim kısıtlı. Ay Allah'ım. Dur ben de yapayım mı? Sen ben yaparım hepsini dedin. Zaten 18-20 tane çıkacak. O yüzden ben erken gelelim dedim anladın mı? Ben orasını ben yapayım. Allah Allah. Sen doldur içini ben o en son hazır gibi çekilendirmeyi. Tamam güzel yaptım yani. Aynen. Evet bakın çok güzel. Harika yaptın aynen öyle. Bir daha aynısını yapabilir miyim bilmiyorum. Gerçekten çok güzel yaptı ve kesin bu çok ince. Sonra bunu buzdolabına koyacağız değil mi? Biraz. He? Yok bu akşam hepsini yeriz ya. Yok soğuk şey yapmak için. He, bir ara buzluk içinde yapacağız evet. Eğer ya bu akşam... Artık... Yumuşuyor, cıvıyor ya dışarıda şimdi bu. İftara kadar yumuşar, cıvır. Tabii. Kendini çeker. Ha, azıcık soğukta durması iyi olur. Kızartacağız çünkü. Haşlama yapmıyoruz. Kızartma yapacağız arkadaşlar. Dur, geliyorum. Hadi
Evet, benim yaptıklarım gayet güzel oldu. Yok yani sizinkiler nasıl olacak bakalım. Onu merak ediyorum. Biraz daha büyük mü yapayım acaba ya? Tombul. Bu sefer biraz daha büyük yapalım bakalım. Neredesin? Allah bayağı güzel oldu ya. Her defasında daha güzel yapıyorum. Sanki. En güzeli bu oldu. Çünkü bunun içine malzemesi bol. Bir de ince oldu arkadaşlar. Bu arka. Oba. Bu çok güzel oldu. Kocaman. İçinin harcı da çok güzel oldu onun. Hamur az yapmışız. Harcımız çok. O yüzden ince ince büyük büyük yapalım. Tamam. Şimdi ben de yapacağım. Biz bunu seneler önce, 6-7 sene önce Murat'la birlikte yuvarlak olarak yapmıştık. Ve haşlayıp üzerine salça sos yapıp yemiştik. Daha o zamanlar Ali yoktu. Yeni evlenmiştik işte 1,5 senelik, 1 senelik evli falandık. Hamileydim ben. Böyle canımız istemişti yine. Ama o kadar uzun sene geçti ki yine öbür evde yerde böyle salonda yere sermiştik sofra bezlerini. Orada yapmıştık. Bir de fazla yapmışız ölçü. Tabii o zamanlar video çekmediğimiz için göremediniz siz. Eskiden beri burada olsaydık görürdünüz. Ben de şimdi başlıyorum bakalım. Elimizi biraz ıslatalım. Alalım. Yani yuvarlak daha kolay olduğu için öyle başlamıştık biz.
Şimdi kaç? 7 sene. Ali tabii 7 yaşında. Hamileliği de saysan 8 sene. Çok 8 olmuş. Sene sonra tekrardan yapıyoruz böyle. Gene oturduk karı koca birlikte yapıyoruz. Ne güzel yapıyordum. Sen geldin Nazar Bey'di ya. Ay gideyim ben o zaman. Bak. Zaten işlerim vardı. Dur şu kamerayı şöyle yapayım. İnşallah karanlık çıkmıyoruzdur. Öyle. Şöyle yuvarlak top yapıyorsanız hamurunuz tutmuş demektir. Püf noktaları. Okuduk tabii internetten. Yani şöyle baş parmağınızı batırın diyorlar. Ben de çok uzmanımmış gibi konuşuyorum şöyle. Ben işareti batırdım valla. Aa. Oo. Sen istersen serçeyi koy. Oo, sen bayağı profesyonel olmuşsun. O ne öyle? İyice usta olmuş ya. Yapıyorum kardeşim. Ya işte o yüzden bana gerek yok diyorum. Ben içeride işimi yapayım diyorum ama yok. Her dedi sen de gel. Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Nermin abla, Nermin Yazıltaş izliyorsan bak bakalım olmuş bu. Zaten Nermin Yazıltaş'ın tarifini gördük. Öyle yaptık. Bak içinde bol bol bol. Bir güzel kapıyorum bunu. Ne yapıyoruz biliyor musun? Sahurda şimdi oturuyoruz. Telefonun Nermin Yazıltaş'ın storylerine bir başlatıyor. Zaten vlog gibi böyle. Atlıyor, otomatik atlıyor, atlıyor, öyle izliyoruz. Sonra ertesi gün zaten menüsü çıkıyor. Ne yapacağım fikri çıkıyor. Ama çeşit çeşit kalabalık aileler, 4 tane 5 tane çocuğu var. 4 tane miydi 5 tane mi ne? Bir tanecik kızı var, diğer hepsi oğlanmış. Ondan sonra severek takip ediyoruz. Bakayım mı? Hiç oğlum o ya. Vallahi de. Aşk olsun. Şurası ne? Soğan yapıştı elikle. Çattı sandım. Çatlayabilir. Ne olmuş yani? Olmaz. O zaman ben yuvarlak yapayım. İkimizinkisi ayırt edilsin. Yuvarlaklar mı ince? Seninkiler mi? He? Ben de yaparmışım. Şimdi öyle yapacağım diye senden riski atamam hiç kendimi. Murat şunu içine bak, bol doğrudur. Hamuru yemek istemiyor. Tamam, bol işte. İlk önce oldu bak, bak. Tamam öyle zaten. Ay. Hamur kızarmadan. Sen ona nasıl şekil vereceksin? Ya ben böyle değişik usul, değişik yöresel. Poğaça usulü. Emine kolaya kaçıyor. Arkadaşlar. Gördünüz. Evet. Çatlamasın, elinde kalmasın. Sonra ne yapacağız bunu? İyi ki böyle olsun işte. Yani poğaça gibi yapmışlar. Şeyde. Nefis yemek tariflerinde. Aa dedim, tabakla kesiyor, bardakla kesiyor, şekil veriyor. Neler neler. Şaşırdım, az aldım şeyi ya. Hamuru mu? Böyle bunların makinaları falan filan da var ama ayda yılda bir yapacağım diye de makina değil mi? Ne makinası var? İçli köfte. Aa. Aa bilmiyor muydun? Yok. Eyvah çatlıyor Murat, ne yapacağız? Olmadı mı benimki? Oldu canım. Ama zaten ortası nasıl olursa olsun şu ucunu şöyle yaptım mı orijinal oluyor. Ya. Murat bunların makinesi var. Hem kıyma şey yapıyor, geçiriyor. Hem içli köfte yapıyor. Hem salça yapıyor. Böyle makineleri satılıyor. 200 lira, 300 lira bir evde şey. Evde süpürüyor mu? Yok, internette o kadar gelişmemiş. Yaptım ben de bir tane. Hadi bakalım. İyi Murat, ilkten laf ettin ama güzel görünüyor ya. Ya arkamızda da tam ışık var ya, böyle görüyoruz. Neyse, şöyle koyalım bakalım. Oo, 20 tane dedik, sanki az çıkacak ya. Vallahi de. Büyük yapıyoruz ya. Kız ince mi açamıyoruz biz ya? Bak ne güzel açmıştım, yine içime sinmedi ya. Aa, aa. Niye öyle oluyorsun? Mükemmeliyetçi olursan her zaman kaybedersin. O kadar da mükemmeliyetçi olma sen de. Ne yapacaksın? Yarışmaya mı sokacaksın? Oturacağız, yiyeceğiz, bitecek. Bak 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 bak, hareketlere bak. El hareketlerini görüyor musun mu? Ne var be? İşte tam şey, Urfalılar, Antepliler yapıyor ya böyle. Teyzeler Instagram'da görüyorum. Aynı senin yaptığın gibi yapıyor. Deliyorum ama işte. Nazar ettin. He? Evet. Ali gel sen de yap. Yapamam. Yapamazsın, yapamazsın. Yok, şaka yaptım, şaka. Yok, bana ötekine sınadı kolları geliyor. Aaa. Anne ben bu. He? Ben bu.
böyle yapabilecek mi? Yok öyle değil, böyle yapabilecek mi oğlum? Yapabilecek mi? Yapacağım. Bak Zeynep yapıyor. He, o yapabiliyorsun. Onu ver. Tamamdır. Evet, şöyle açtım. Koklayayım bakayım. Allah Allah, ne güzel açıyorum, yırtmayı başlıyorum ya. Bulgur çok seviyorum. Ya ben gelince böyle oldu Murat, bak gideyim diyorum sana. Ha? Sen burada sakince ne yap ne güzel. Ha? Yavaş yavaş. Bir tane ben de hak ederim bak Zeynep. Çok kalın oldu bak benimkinin inceliğine. Neyse yap onu artık. Oğlum hiç şey yapma. Ver. Bir dakika oğlum şimdi. Bir de bunlar çıktı yanımızda. İki tane böcük. Ver ne ver ya? Ver. Hele bu Zeynep ben yapacaktım. Hemen baba pişip gel bitecekti. Yapamazsın annem. Bak babam. Ya Zeynep yapıyor. Neden oynuyor o zaman? Ben oynuyorum. Kimi yörede de böyle yapıyorlar. Gördüm yani. Emine bütün yörelere hakim arkadaşlar. Al yap bakalım hadi. Zeynep ne yaptın? Topla kızım onu. Bu da böyle top gibi olsun bakalım. Aha. Olsun bakalım. Şeyle mi açsak bir de videoda gördüğünüz gibi? Yok ya. O çok şey ya. Altına streç, üstüne streç, yarım kapat, streci kaldır. O çok bununla uğraşırım, onunla uğraşacağım. Ama daha anne, bu. Elinde bu, böyle bu. Uğraşır dururum. Anne! Aha, yapıyorum kızım. Yani ben unumu eledim, eleğimi astım, yerimi de varisime devrettim. Şu an o yapmaya çalışıyor. Bitti zaten. Evet. Leğeni bitirdik. Emine kaç tane yapıyor. Çıktı bu kadar ölçüden onu da söyleyelim. Öyle en son saydığına kaçtı oğlum? Bir daha saydırma bize şimdi oruç doluştu ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oo bayağı çıkmış. Tabii ben bunlara arkadaşlar bakar mısınız? Şu en büyükler bana ait. Bomba. İrili ufakla. Ve incecik göstereceğim onları size. Kızarsın bak. İncecik yaptım ve içi dop dolu. Her efsane. Galiba benimki de öyle olacak. İncecik. Evet efsane oldu. İçi hamuru tam yetti. Görüyorsunuz. Artık iftar saatinde kızartırken sizlerle paylaşırız. Bir tencerede derin yağ koyup derin yağda kızgın yağda çok kızartacağız, güzel olur. Kızartacağız haşlamalık diye. Aynen. Emine diyor hepsini pişirsek mi pişirmesek mi diyor. Ben de diyorum yapalım. Hepsi fazla gelecek gibi. Zaten çorbamız az vardı. Bununla bu akşam aynen. Doyarız ya. Ben yapmaya çalışıyorum. Yanına başka bir şey istiyorsunuz mu? Ne gibi? Salata olur. Ben hiçbir şey aramam. Limon sıkıp yerim varsa. Baba ben de limon sıkıp sıkıp yiyeceğim. Tatlımız da varmış. Bak magnolyalarımız da burada hazır. Buzdolabından hiç çıkartıp az kaldı. Baba akşama güzel lahmacun şey yapalım. Bir yanadı. Söyleyelim aynen. Onları da yapalım. Bunu dışarıdan da söyleyelim. Lahmacuna sarıp içli köfteleri yeriz. Sonra camımızı kapımızı kırsınlar. Akşam veredik. Allah gözünüzü doyursun diye. Waffle'a bağda turması koyacaktık. Waffle'a bağda turması. Waffle da yaparız yine bir ara. Bu da bomba gibi oldu. Böyle böyle. Pimcek bomba at. Bomba düşmanlara. Hoppa. Hadi bakalım. Hadi ver onu da annen toplasın. Bütün harcı onun içine anneye sığdırır şimdi. Evet tam geldi. Şimdi iftara kadar bunu dolaba koyalım. Hem biraz içini çeksin, hı-hı, dinlensin mis. Vallahi maşallah elimizden de her iş geliyor. Bomba gibi. Baksana böyle 5 lirayı yiyorduk dışarıda kaç sene önce. Bu tabii en şimdi 10 liradan en az 8 liradır diye dur, düşünüyorum. Dur Nicelsin bunun içine ne koyuyor? Bak bunun içine koy diyor bana. Ali bunun içine gördün bir şey mi konmaz. Bunun içine sadece hava girer şu an. Hadi sen de yıka ellerini güzelce. Hadi bakalım. Arkadaşlar biz birazcık bunları buzdolabında beklettik. Sertleştiler şimdi. Buzluğa attık biz bunları. Bakın nasıl soğuk ve donmaya başladılar artık. Yağımızı da tavaya koyduk. Kızıyor. İyice kızdırılmış yağ atacağız. Böyle kevgirle de çıkartacağız işte. Bakalım. Çok fazla gelecek gibime geliyor ama limonu da çıkartayım. İki tane limon vardı. Bir tanesi mi yeter? Bol bol ben limonu severim böyle sıkı sıkı. Kızdı mı ki ya? Bir tane küçük koyup deneyeyim mi? Yok yok kızmamıştır daha. Tuz atıyorlar böyle ama. Var tuzumuz. Ne yapması lazım tuz atınca?
Hiçbir şey yapmadım. Şey oluyor, kabarır gibi oluyor böyle. Yok. Tam daha kızmamış o zaman. Limonlarımı da çıkarttım. Maydanoz solun olunca yanına böyle çok iyi oluyor aslında. Şey olmadı ya. Annem de sağ olsun sofrayı hemen hazırlamış. Ben içeride videoyu düzenlerken annem de sofrayı hazırlamış hemen. Çorbamız var, böreğimiz var, içli köftemiz, tatlımız. Allah bereket versin. Daha ne olsun? Zaten yenmiyor. Bir kaşık çorba yiyoruz. Arkasında bir şey varsa yiyoruz. O kadar. Doyuyoruz yani. Hiç gerek yok. Bu fazla çeşit yani bizim için bugün. Börek falan. Tatlılar orada iki çeşit. Börek nerede ya? Fırında o da. Onu da koyalım. Olmaz sonra. Savurda mı yiyelim? Savurda mı yiyelim? Çünkü yemeyecek ki. Geri koyalım. Hadi belki. Kesin kalmış mı diyor bak. Annem. Ne diyor annem? Keskin mi annem? Oyalamak için. Oh, güneşin batışını size bir göstereyim. Efsane gözüküyor. Ben gidene kadar battı bile, değil mi? O kadar hızlı batıyor. Yok, telefonda belli olmuyor. Çıplak gözle görünür. Çok güzel. Anca kızaracak var ya. Vallahi. Ben saate baktım. Diyorum ki galerimdeki resmin mi saati bu böyle diyorum. Kalmış azıcık yeminle. Öyle sanıyorum. Diyorum ki Allah Allah diyorum galerimde diyorum 7:56 imsakiye bir bakayım dedim. Aa diyorum vakit gelmiş ya dedim. Ben bugün hiçbir şey anlamadım günden. He? Sen? Koyma hala ya. Screen kızmıyor ama ya. Çok ilginç ya. He? Zeytinyağı diyeyim acaba. Koy bakalım. O öbür topalaklardan koş. Topalağın miniciyi koy. Aynen. Şunu. Ama fark şunu etmez koy. Aşkım. Yok şekli güzel. Bozulursa da onlar bozulsun diye dedim. Bir tane kase verirsen şuradan. Şöyle yayvan tabak. Limonları. Ha. Nasıl olur da kızmaz yani? Zamanda. Domat çıkıyor. Koy. Kızmış. Koyuyorum o zaman. Aha, kızmış. Evet. Yavaş. Aşkım kevgirle bırak. Atma. Sıçır üstünüze. Evet, kıyıdan böyle kaydırı veriyorum. Evet. Bak sıçradı. Hemen çeviriyor. Dur. Kurcalama çok. İyicim. Şu an birkaç dakika kaldı arkadaşlar. İçli köfteleri Murat kızarttı. Bakar mısınız ya? Rengine bak. Acayip be. Güzel oldu ya. İnşallah şimdi afiyetle yiyeceğiz. Çok güzel oldu. Güzel, şunlara. Seçip kes bakalım hadi. Şimdi bir taneyi kesip içini tamam, gösterelim. Keselim. Bunu keselim mi? Kes. Onu kesin ben kalın yapmışımdır. Ben keseyim hadi sen tut. Hadi kes bakalım nasıl olmuş. İçini de gösterelim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kız solun yendiği mi bu? Tut iyice sıkı tut. Oo çatlattın. Ay yandım. Çok sıcak ya. Neyse buradan çatlayan yerden gösterelim. Bakın inceliğine bakın arkadaşlar. Ya. Dur keseyim. Bayağı dur. Kes buradan. Şey oldu. İçime dert oldu. Oo. Harika olmuş. Harika Murat. Tamam. Yeter. Yaladım parmaklarını. Buruş gitti. Yok. Hiç. Yağlandı ya ellere. Bakar mısınız? Oo, ne kadar ince yapmışım. Işığın altına gelsene kanalda çekiyor. Hayret bir şey ya. Da. Evet. Harika, efsane olmuş. Mutlaka deneyin. İçi bol bol böyle. Oh, limonu sıkıp yiyeceğiz inşallah. Siz de deneyin arkadaşlar. Bizim gözümüzde çok büyüdü. Özellikle benim. Hiç yapasım yoktu. Ama o kadar. Ama korkulacak bir şey yokmuş. Bunlar jumbo. Benim yaptığım parti. Bunlar, evet. Aç doyuran. Bunları ben yaptım. Böyle kocaman. İyi de becermişim valla. Elime sağlık. Ya insan yapamayacağı bir şey olmuyor işte. Yemek. Oldu mu?
Şimdi yiyeceğiz bakalım. Hepsini pişirmedik, buzdolabına mı kaldı? Buzluğa attık arkadaşlar. Daha sonra yine yaparız ya, pratik olsun. Yapar yapar atarız artık biz Murat'la böyle. Bakar mısınız doluluğuna? Çok güzel, çok. Ezanımız okundu. Evet, köftelerimiz hazır. Allah kabul etsin arkadaşlar. Şimdi bize afiyet olsun bakalım. Çok ısınmış çorbalarımız. Köfteler hazır. Zeynep'im de burada yiyor. Hadi bakalım.